tepeye çıkıyorlar. Şimdi bakın bu karnabahar meselesi o kadar önemlidir ki Alzheimer'e karşı, kronik idrar yollarına karşı, sık sık kum dökenler veya böbreklerimde taş oluşuyor diyenler antilitogen etkilidir. Evet. Ya ama bir özelliği daha var. Antilitogen yani lito taş demektir. Taş oluşumunu engelliyor böbrekte. Yani bir şeydir bu. Karnabaharla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Alzheimer. Müthiş önleyicidir Alzheimer'e karşı. Bakın Alzheimer sinsi bir şekilde ilerleyen bir şeydir. Dış etkenlere bağlıdır. Yani çevre faktörlerine bağlıdır. İki genetik yapıya bağlıdır. Almışsınızdır bunu. Ve çevre faktörleri işte hava kirliliği şu. Bir de yanlış besleniyorsunuz. Bunlar da yapar. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey karnabahar. Yani kürünü uygulayın. Taze sıkılmış havuç suyu Alzheimer'e karşı bulunmaz bir nimettir. Özkuruluğunuz mu var? Evet. Karnabahar. Bunun suyunu içeceksiniz. Yanında bir de ne veriyoruz şey? Kızım. Evet. Ebe gümecini veriyoruz hocam. Evet. Bir de ebe gümeci. Bir şey daha söyleyeyim. Bayanların idrar yolları enfeksiyonu ve kronik idrar yolları enfeksiyonuna yakalanma riskleri erkeklere göre çok çok daha yüksektir. Efendim haşlanmış karnabahar. Ya dikkat et sulfamitli antibiyotikler var. Evet. Eskiden kükürtlü sulfamit dediği işte o. Yani karnabaharda ne var? Kükürt var mübarek. Deminden beri diyoruz ya. O yüzden pişerken kötü kokuyor. Evet. Ya 150-200 gram karnabaharı 1-1,5 bardak suda 5-6 dakika haşlayıp bunun suyunu içerseniz, bak suyunu içerseniz gastrit ve ülsere karşı bulunmaz bir nimettir. Bakın bunu düzenli her gün yapın. Allah'ım ya Rabbi. O kadar etkili ki. Gastrit ve ülser. Ülser. O kadar evet, yaygın ülser. Ve çok sorulan bir tamam. Hastalık. Şimdi bakın. Lütfen dış olduğunu. Kabuklarını bak yan kabuklarını da atmasınlar. Kürünü yaparken lütfen bak yan kabukları var ya. Şu anda masamızdaki. Evet. 2-3 tane de ondan atın içine. 200 gram dedim ya 150-200 gram. Göreceksiniz ne kadar etkili olduğunu anlayacaksınız. Sen onun için. Karnabahardan şöyle yapmamız gerekiyor bizim burada. 750 milim suyumuzun yani burada kaynamış suyumuz hı-hı. olacak yine burada. Bunun içerisine atıyoruz. Burada 200 ya da 300 gram şeklinde olabilir. Bir tane şu ölçü kabından eve almak şart. Tabii. Yani öyle görünüyor. Ölçüsüz olmaz. Ölçü, mizan. Ölçü. Evet attık. Attık. Daha sonra bu burada 5-6 dakika kaynayacak zaten kısık hı hı. ateşte. Yaprağını da atalım mı hocam? Tabii atarsın. Hı hı. Bizim suyumuz kaynamamıştı ama değerli seyircilerimiz vaktimizi iyi değerlendirmek adına. Fokur fokur kaynaması gerekmiyor mu? Kaynadı ama bu. Ha, tamam. Ben görmedim de o yüzden. Ya söylediklerimizin dışında bir şey olmasın diye yoksa yanlış anlamayın. Yeter tabii ki sen doğru yapıyorsun. Biraz atayım hocam. Yeter. Şimdi görmez değerli seyircilerimiz o yüzden. Daha sonra, kaynadığını görmez. Daha evet. sonra bu burada bir 5-6 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra günde 2 defa bunu hı hı. süzmemiz gerekiyor sıcakken. Günde 2 defa aç karnına sabah suyunu ve akşam. Suyunu içecek. Tanelerini de salatasının içine ekleyecek. Ekleyecekler.